sıfırlamanız gerekiyor. Bütün adımları denediyseniz telefonunuzu sıfırlayıp Snapchat uygulamasının düzelip düzelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Merhaba, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Snapchat açılmıyor, Snapchat bağlantı hatası gibi sorunları çözmeye çalışacağız. Eğer ki sizde de Snapchat açılmıyorsa ve bağlantı hatası durduruldu gibi hatalar veriyorsa doğru yerdesiniz. Çünkü bugün yaklaşık 6-7 adımda bu sorunu çözmeye çalışacağız. Peki sorunu nasıl çözeceğiz? Öncelikle ön belleğimizi temizleyeceğiz. Daha sonra telefonumuzun güncel olup olmadığı gibi konular üzerinde durarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Sevgili dostlar, eğer ki bu video hoşunuza gittiyse videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa freesorun.com'dan bizlere sorabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim ve neler yapabileceğimizi hep beraber görelim. Sevgili dostlar, ilk başta saatimize bakmamız gerekiyor. Eğer ki saat güncel değilse bu sorun saatten dolayı kaynaklanıyor olabilir. Onun için eğer ki saatiniz güncel değilse hemen ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Buradan saat, tarih ve saat bölümüne bir kere basıyoruz. Buraya bastıktan sonra tarih ve saate basıyoruz. Buradan otomatik tarih ve saat ayarlarını kullanıyorsanız kapatıyorsunuz. Manuel olarak saatinizi ayarlıyorsunuz. Yine de düzelmediyse tekrardan otomatik tarih ve saat ayarlarını açıyorsunuz ve entegre olmasını bekliyorsunuz. Bu şekilde ilk adımımızı deniyoruz. Eğer ki olmadıysa diğer bir adımımıza geçebiliriz. Diğer bir adımımız ise Snapchat'in ön belleğini temizlememiz gerekiyor. Peki Snapchat'in ön belleğini nasıl temizleyebiliriz? Hemen onu gösterelim. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünde uygulamalar yazmamız gerekiyor. Uygulamalar yazdıktan sonra buradan Snapchat'i bulmamız gerekiyor. Hemen şöyle Snapchat'i buluyorum. Bakın, Snapchat uygulamasını gördüm ve burada yapmam gereken ön belleği temizlemek. Ön belleği temizleyebilmem için depolama bölümüne bir kere basıyorum ve burada ön belleği temizle denen alt bölümde bir sekmemiz var. Buraya bir kere basıyoruz ve ön belleğimiz tertemiz bir şekilde geliyor. Bu adımı uyguladıktan sonra Snapchat'e giriyoruz ve Snapchat'in çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer ki çalışıyorsa videoya like atıp çıkabilirsiniz. Hemen geri çıkıyoruz diğer bir adımı uygulamak için. Arkadaşlar, buna rağmen çalışmadıysa, bu adımlara rağmen çalışmadıysa telefonunuzdaki Snapchat uygulaması güncel olmayabilir. Onun için hemen Play Store'a giriyoruz ve burada resmimizin olduğu bölüme bir kere basıyoruz. Buraya bir kere bastıktan sonra uygulamaları ve cihazı yönetin denen bir bölümümüz var. Buraya basıyoruz ve bakın 19 tane güncellememin olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya bastıktan sonra bunların hepsini güncellemem gerekiyor. Fakat Snapchat burada güncel değilse, yani yeni bir güncelleme aldıysa, hemen burada güncelleme bölümüne bir kere basmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra yine de olmadıysa diğer bir işlemimize geçebiliriz. Diğer işlemimiz ise telefonun güncel olup olmadığını kontrol etmek. Az önce uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol ettik. Şimdi de telefonumuzun güncel olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen onun için ayarlar bölümüne basıyoruz. Ayarlar bölümünde telefon hakkında denen bir bölümümüz var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Bunu aratmadan yapayım. Şöyle geri çekileyim. En alt bölüme getiriyoruz ve bakın telefon hakkında denen bölüme geldik. Telefon hakkında bölümüne bastıktan sonra bakın burada yazılım güncellemesi denen bir bölüm var. Buraya bastıktan sonra indir ve yükle bölümüne basmamız gerekiyor. Bakın telefonun güncel olup olmadığını bu şekilde görebiliyorsunuz. Benim yazılımım güncel olduğu için sorun bu adımla alakalı olmadığını düşünüyorum. Hemen geri çekiliyorum. Geri çıktıktan sonra diğer bir adıma geçmemiz gerekiyor. Diğer bir adımda da Wi-Fi kullanıyorsanız İnternetin doğru geldiğinden emin olun veya mobil veri kullanıyorsanız internetin doğru geldiğinden emin olmanız gerekiyor. Eğer ki bundan da eminseniz diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımımız ise Snapchat'i telefonumuzda tamamen kaldıracağız ve tekrardan yükleyeceğiz. Onun için ayarlar bölümüne bir kere basıyoruz. Ayarlar bölümüne bastıktan sonra Snapchat yazıyoruz hemen buraya ya da önce uygulamalar bölümüne girmemiz gerekiyor. Onun için buradan uygulamaları buluyoruz.
ve buradaki bölümde Snapchat'i bulmamız gerekiyor. Snapchat'i bulduktan sonra Snapchat'in üstüne bir kere basacağız ve kaldır butonuna basmamız gerekiyor. Bakın en alt bölümde kaldır denen bir sekme var. Buraya bir kere bastığınız zaman Snapchat telefonumuzda tamamen kaldırılır. Snapchat'i tekrardan yüklememiz gerekiyor. Onun için ise Play Store'a giriyoruz ve Snapchat'i tekrardan yüklüyoruz. Snapchat'in düzelip düzelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki Snapchat bu adıma rağmen düzelmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımda ise telefonunuza bir virüs bulaşmış olabilir. Bunun için telefonunuza bir antivirüs programı indiriyorsunuz ve bu antivirüs programıyla telefonunuzu taratıyorsunuz. Özellikle antivirüs programları arasında, uygulamaları arasında AVG'yi seviyorum ben. Siz de AVG antivirüs programını kullanırsanız, eğer ki sorun virüs kaynaklıysa AVG bulup sizlere o sorunu çözmüş olacak muhtemelen. Ben şimdilik indirmeyeceğim videonun uzun olmaması açısından. Diğer bir adıma geçiyorum. Diğer bir adımda ise arkadaşlar telefonunuzu artık sıfırlamanız gerekiyor. Bütün adımları denediyseniz telefonunuzu sıfırlayıp Snapchat uygulamasının düzelip düzelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Hatta telefonunuzu güncellemeden önce şunu da yapabilirsiniz. Başka bir arkadaşınızda aynı sorun var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Eğer ki onda da aynı sıkıntı varsa uygulama kaynaklı bir sıkıntıdır. Az önce paylaştığım ön belleği temizle işlemini yaparsanız muhtemelen sorun çözülmüş olacaktır. Bugün sizlerle Snapchat açılmıyor, bağlantı hatası veriyor veya durduruldu gibi hataları çözmeye çalıştık. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.